Adana'da Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi'ne ait trafo merkezinde çıkan yangın çevre sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Alınan bilgilere göre Merkez Yüreğli ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde TİH ekiplerinin trafo merkezinde çalışma yaptıkları sırada patlama oldu. Olayda can kaybı olmazken patlamayla birlikte meydana gelen yangın bazı evlerin camlarının kırılmasına ve PVC'lerinin erimesine neden oldu. Mahallede paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu bizim bir ilk değil. Yalnız böyle bu boyutta ilk mahallemizde bugüne kadar 60 yıllık mahalle. Burada aşağı yukarı kayıtlarda da var aşağı yukarı 10 tane rahmetli olan insanımız var. Polis çevrede tedbir alırken mahalle sakinleri ise ciddi bir risk oluşturan trafo merkeziyle enerji iletim hatlarının daha büyük facialara yol açmadan bir an önce kaldırılmasını istedi. Bu trafoyu da kaldırsınlar yani. Bu da burada. Evin içinde olmaz yani. Bunu bir an önce çaresine bakılmalı yani. Biz her gün bir korkuyla yaşıyoruz. Hayır, ben iş yerinden duydum da geldim. Evde eşim vardı, babam falan vardı. Aniden bir patlama oldu, ondan bir çıktık alev. Ve alev camın yüksekliğini geçmiş. İlk aldığımda. Camlarınız mı kırılmış? Camlar yukarıdaki fümapenler. TİH Müdürü Yılmaz Eğerci ise 66.15'lik trafoda ekipler çalıştığı sırada patlama olduğunu kaydederek buranın taşınması daha önce planlanan bir durumdu. Ancak belli bir süre olacak. Zaman içinde trafo merkezi tahliye edilecek diye konuştu. Yani zaten daha önce planlanan bir durumdu. Buradaki bir sistemin taşınmasıyla alakalı. Ama tabii belli bir süreç alacak. Bu zaman içerisinde burası başka şekilde dönüştürecek. Tahliye edilecek. Tahliye edilecek.